Videoya başlamadan önce lütfen abone olup destek veriniz. Peter Edison adındaki genç gece bir kamp alanına girer. Oradaki her şeyi yıkıp parçalar. Polisin ertesi gün onu bulması pek de zor olmaz çünkü adını duvara yazmıştır. Hırsız bir alışveriş merkezine girip bıçakları çalıp koşarak kaçmaya başlıyor. Ancak pek ileri gidemiyor. Ayağa takılıp çaldığı bıçakların üzerine düşüyor. Adam hastaneye polis ve bıçak çaldığı mağazadan çalışanları götürüyor. 1975 yılında bir restorana basan soyguncu çok acemiydi. Böyle ki aldığı paraları silahının sapıyla beline sıkıştırırken silah patladı ve kendini öldürdü. Florida'da bir soyguncu parmak izinden yakalayı ele verdi. Ne var bunda demeyin. Zira soyguncu parmak izinden yakalanmasının şokunu yaşıyordu. Çünkü her soyguna mutlaka eldiven kullanıyordu. Fakat yarım parmaklı golf eldiveni. Kaldığı otele kendi yapımı olan sahte paralarla ödeme yapmaya kalktı, yakalandı. Paralar mükemmel bir taklit olsa da 16 dolar diye bir kağıt banknot üretilmemişti. San Antonio'lu bir kadın uyuşturucu bulunmaktan tutuklandı. Çünkü arabası motorunda 18 kilo marijuana bulunmuştu. Arabası yağ değişimi için tamirciye bırakınca yağ değişimi için motor kapağının açılacağını tahmin edememişti. Bir inşaat işçisi Arkansas'ta bir merkezi soyguluktan çok kısa süre sonra yakalandı. Onu yakaladan soygun sırasında başına taktığı şapkaydı. Şapkasında adı soyadı yazıyordu. Araba hırsızı kız arkadaşıyla bir soygun etti. İçine girdiği arabada bir fotoğraf makinesi buldu. O poz verdiği kız arkadaş hırsızı fotoğrafladı. Sonra makinenin değerli olmadığına kanaat getirip onu arabada bıraktı. Arabanın sahibi makinedeki filmi tap ettirince hırsız yakayı ele verdi. ABD'de Boulder, Colorado'da bir adam yıllarca uğraşıp kurduğu bir atölyede sahte para basmaya karar veriyor. O bastığı paraları kullanmaya kalkınca olanlar oluyor. Adam suç üçlüğü yakalanıyor. Çünkü bastığı dolarlar yeşil değil sarı. Adam renk kör olduğunu bilmiyordu.